videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Merhaba, en düşük memur maaşları Temmuz 2023'te 22 bin lira olacak şeklinde Cumhurbaşkanı açıklama yaptı ama biz de Anadolu Ajansı'ndan Ocak maaşlarını alalım dedik. Anadolu Ajansı en düşük memur maaşı 11.396 TL olacak deniyor. Aile yardımı hariç, aile yardımı dahil de 12.149 lira oluyor. Şimdi bunlar nasıl hesaplanıyor? Ona gelelim. Muhtemel birkaç hesaplama formülü var ama en olası olanı şu şekilde diye düşünüyoruz. En düşük memur maaşına %17 enflasyon farkı, yani hak edilmiş fark eklenecek. Şu an 15.26 hak edilmiş var. Temmuz ayıyla birlikte, yani Haziran enflasyonu ile birlikte %17 olacağı tahmin ediliyor. Ona göre hesaplanıyor. %17 bunun üzerine eklendiğinde çıkacak olan sonuç, ikisinin toplamı 22 bin liradan çıkartılınca arada şu kadar fark oluyor. Bu fark tüm memurların taban maaşlarına eklenecek. Bu şekilde de tüm memur maaşları artmış olacak. Birinci en olası formül bu. Şöyle bir şey var. Aralık 2022'de taban maaş, memurun taban maaşı asgari ücretten üstündeydi. Ama şu an asgari ücretin son artışla asgari ücretin yarısı kadar kaldı. Yani 6000 küsur, 6600'lerde kaldı. Son asgari ücrette 11400 küsur oldu. Bu şekilde de üste çıkmış olacak. Yani 8000, 6000 ekleyince yine eski haline gelmiş olacak. İkinci ihtimal ise şu. En düşük memur maaşına %86 oranında zam yapıldığında 22 bin lira civarına geliyor. Bu oran tüm memurlara yansıtılacak. Ve oluşacak maaşlar da şu şekilde olacak. İkinci olasılık bu. Üçüncü olasılık çok farklı. Şöyle ki, Aralık 2022'de asgari ücret 5500 liraydı. %54.7 artışla 8508 liraya çıktı. Temmuz'da da %34 artışla 11402 liraya çıktı. Toplam artış %88 oldu. Memura Ocak ayında %30 artış yapıldı. %88.7'den %30 düşüldüğü zaman 58.7 kalır. Bu farkı en düşük memur maaşı haricinde diğer memurlara yansıtma ihtimalleri var. En düşük memur maaşları zaten 22 bin liraya sabitleneceği için buraya gerek kalmayacak. Diğer memurlara bu oranda artış yapılabilir. Bu şekilde de uygulanabilir. Ama dediğim gibi en olası ihtimal ve olması gereken en düşük şudur. Keşke olsa da şu oran olsa. Çünkü kamu maaş düzeninde ciddi bozulmalar meydana geldi. İşçi maaşları, memurları geçti, müdür maaşlarını geçti. Ciddi düzensizlikler var. Bu nedenle şunun olması daha uygun. Bozulan düzeni düzeltmek için ama muhtemelen dediğim gibi ilk anlattığım ihtimal daha yüksek.